Peki, şu videolar bir gelsin lütfen İlyas'la ikisinin. Düzgün bir insandı. Bekle bir dakika. Şerefli bir insandı. Tamam dur bir dakika. Şerefinin namusunu tutuyor. Vedia'nın İlyas'la olan görüntüleri bir gelsin. Bekleyin lütfen bir ekranları. LED'e verelim, ekrana verelim. Bir tanem deli gibi severim özüm gibi severim bu başıma tac ederim. Sendeki gülüş Ankara'ya deniz İzmir'e kar getirir. O bakışların o gülüşlerin beni benden götürür. Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var. Sevmek aklında yokken aklıma düşen dünya. Sevmek aklında yokken aklıma düşen dünya. Bir tanem deli gibi severim, özüm gibi severim. Bu başıma tac ederim. Sendeki gülüş Ankara'ya deniz İzmir'e kar getirir. Musa ile görüntülü konuşmuşsunuz öyle mi? Nasıl? Musa ile görüntülü konuşmuşsun. Ne zaman? Şu görüntülerde var ya birbirinizi böyle görüntülü aramışsınız. Ne zaman? Orada Musa şey özür dilerim İlyas'la. İlyas'la görüntülü konuşmuşsun. Evet. Musa'nın evindeyken mi onu yaptın? Hayır. Hı? O evden ayrılırken biz konuştuk. Peki şimdi senin hayatında İlyas var. Şimdi o adam şimdi İlyas var senin hayatında. Peki sen beni dün akşam sadece 10 sefer niye aramışsın? Ben seni aramadım. İki. Yok şöyledir, yok böyle. Vallahi ben aramadım, ben... yalan söylüyor. Yalan mı söylüyorum? Tamam, yalan doğru söylüyorum. Söyle. Ben... Bakayım aramalara, bak telefonda her şey belli boş olur. Var, kendi beni aradı. Ben istersen telefonumu açayım, sana göstereceğim onu. Dur bakayım. Dur şey yapma, gelen aramalar şey yapıyor. Şu abla, dur. Dur. Şu. Ha Bedia sürekli sen aramışsın cevapsız. Hayır hocam hayır onu sürekli beni aradı. Hayır yalan söylüyor. Ses kaydı da var. Ses kaydı. O beni aradı, o beni aradı. Arayıp ne dedi? Ha beni aradı. Aşkım çocukların ben seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Şimdi ben bu ses kaydını açacağım. Çocukların seni terk edecek. Uygunsuz bir şey varsa arkadaşlar. Yok uygunsuz bir şey değil de çocukların seni terk edecek. Bir dakika ses açık. Kızlarımın adını söylüyor. Ses nerede ya ses açık değil. Tamam anne ne dedin? Bir dakika açtım sesi. Tamam anne ne dedin? Bir dakika, dur bir dakika sus bir dakika. Sesi. Ne bu ne ya? Sesi karınca gibi çıkarıyor. Dedin sen peki Musa'yı niye aradın? Ben açmadım evet. Musa'yı niye aradın? Yalan söyleme. Hocam bak yemin ediyorum 10 kere beni aradı. Ben yattım 10 kere beni aradı. Sen neredesin? Ben otelin neredesin? Burada, ben geliyorum sana bak. Çayı götüreceğim. Çay içelim. Birlikte çay içelim. 2 5 geçe aramışım. Bir dakika. Ha, bir dakika seni affet. Affet beni mi istedi? Evet i̇ki... seni affetme istedi. Şey anlatıyor. Evet. Birbirimizi affetelim, barışalım. Ben dedim hayır kesinlikle Allah. Ben seni istemiyorum. Ben seni sevmiyorum. Ben seni nefret ediyorum. Allah. Ben seni sevmiyorum. Barış. Ayrılmak Allah istiyorum Allah. Senden. Benden yoğumu bırak dedim. Ben seni istemiyorum. Ben kapattım beni aradı. Ben kapattım beni aradı. Ben kapattım beni aradı. Ve en son telefonu komple kapattım. Allah Allah. Ama ben o telefonda gördüm. Kapattım. Musa sen barışmak mı istedin? Yok abla kesin. Yok. Barışmak istedi. Yemin edin kendi baş... Söyledi ben barışmak istiyorum. Gel barışalım. Bak abla size böyle bir şey söyleyeyim. Bak şunu da söyleyeyim. Şöyle olmasın. Ben dedim hayır ben senden boşanmak istiyorum. Ben seni istemiyorum. Tamam. Şu anda bu söyle ne söyle. Ben şu anda buna desem ki aşkım ben seni seviyorum desem var ya ben bunu... Ona söyle, burada, ona söyle. Ben burada seni seviyorum desem, seni burada alıp götürürüm. Nefret ediyorum ben sana önce sana ne dedim? Sana dedim ben senden nefret ediyorum. Benden dolaşma. Ben senden bulmuş. Bıktım artık. Benden uğraş. Seni ulusa getirsen. Kendisi seni bu ev. Bir dakika beni dinler misin Vedia? Musa. Sen barışmak istiyor yok musun? Yok abla kesinlikle. İstedi yemin et çocukların yüzünden yemin ediyorum kendi istedi. Çocukları karıştırma ya. Kendi istedi. Çocukları karıştırma. Bizim meselemiz çocukların meselesi değil. Sen hangi oteldesin ben geliyorum mı? İndireceğim aşağı seni barışalım çay içelim birlikte ben de çay içmedim. Ben sana ne işim var sende? Sen İlyas'ı seviyorsun. Heh. Ben İlyas'ı seviyorum. Emin misin? Evet. Senin hayatında İlyas var. Nesini sevdin İlyas'ın? Amcasının oğlu ya. Sesini mi sevdin? Her şeyini sevdim. TikTok'ta İlyas seni ne diye tanıdı? Bir bunun açıklamasını yapsana. İlyas bir telefona ben bağlansın. Ben seni istemiyorum. Ben tamam, onu ben istiyorum. Tamam ben istemiyorum. Tamam.
Ya mı tanıdı? Gülfiliz mi orada tanıdı? Benim ismimi Bebe söyledim. Hatice Kara mı tanıdı? Kendi ismimi söyledim. Kendi ismimi söyledim. Anladın mı? Hadi ya. İlyas Kara'nın şeyi de bana geldi ha. Ya sana bir şey söyleyeyim. Ben içimdeki bir şeyi böyle paylaşayım mı? Vallahi bir dakika sevgili izleyiciler, sevgili kadınlar ya da erkekler. Veda'daki özgüven sizde var mı merak ettim. Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yazar mısınız? İnanılmaz bir özgüven içindesin Veda. Ben sevdim onu. Tebrik ederim vallahi. Ben sevdim onu. Sonuçta adam senin resmi nikahlı kocan. Hayır, benim hiçbir şeyim değil hocam. Ama ona kanunlara şey göre, tattım benim. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına hayır, göre. Onun işi bitti benden. Daha boşanmadınız. İşi bitti. Boşanmadınız. Daha imza atılmadı, dur. Kimle sakin imza ol, dur. Ben da. Çıkıyorum çünkü ben eve gideceğim. İlyas seni mi bekliyor? Evet. İlyas mı bekliyor? Evet. Kayınvaliden, bir dakika dur, kayınvaliden aran nasıl? Senin i̇yi. Çoraplarını giydiriyor ya. Çok iyi. Çorap, o kadar senin çoraplarını giydiriyor kadıncağız kaç evet. yaşında? Beni seviyorlar. Kaç yaşında? Utanmıyor musun sen? Çorabını giyemiyor musun? Kendi giydiriyor, kendi giydiriyor. Sen utanmıyor musun çoraplarını giydiriyor? Sana ne? Ha. Sana ne, sana ne? Sana ne? O evin adresi bana geldi Bedia, evin adresi bana geldi. Gelsin umurum dedi. Ha, senin durduğun evin adresi şu anda bana geldi. Ne diyorsun yani? Ha? Gelsin, gelsin ne yapasın? Ben buradayım hadi gel. Sen hadi. İşim seninle yok. Benim işim İlyas'ın ha. Zerre kadar karışmaz. Benim işim İlyas'ın ha. Bak burada. Üniversite yatsana. Tamam. Ya ne, o nedir ya? Bu Kürtçe konuşuyor. Ha. Çıdıbe çıdıbe. Kurmanca kızanım ama hındık kızanım yani. Fazla bilmiyorum yani. Kurtçuk diyorum kurtçuk. Köpek. Ha. Köpek gibi havluyor. Tövbe yarabbim ya. Neyse şöyle yani ama ben özür dilerim ama kayınvaliden niye sana çorap giydirdi ya? O görüntüler bir gelsin ekranlara. Hocam beni seviyorlar. Kendine gelin gibi beni sen kızın gibi beni seviyorlar. Ya bir boşandı sonra gelin ol ya. Acelen ne yani? Bitti her şey bitti bunlar her şey sen bitti. Sen kaç kez evlendin? Kaç kez evlendin? Hocam bir dakika bunu sorar mısın dur hocam? Dur ya bir sus bir dakika. Yok, bunu ben soracağım hocam size sizin vasıtasıyla ben soracağım buna. Neyi soracağım? Ayanda... Fırlattın. Benim bir ayağındaki işlerime. Bir mermiyi bir açıklar mısın? Sen bana ne yaptın? Açıklamasını ne verir misin bir? Ya aynı anda konuşuyorsun sinir oluyor. Şu görüntüleri girsene sen ya. Sen bana ne darba vurdun? Bir dakika Veda. Veda dur. Çok mu seviyorsunuz? Çok saygılı. Çorabını kadar giydiriyorsunuz. Yemeğim de bile götürüyor. Hı? Yemeğim de bile götürüyor. Sen seviyor musun kayınvalideni? Ben seviyorum. Çok canım dizetti. Çok saygılı annem. Minder alıyor altıma atıyor. Anne bir yere gidin. Anne yanımızda ol hep. Kendisi de geldi. Ben ne yapayım? Annelik mi yapıyorsunuz? Tabii ki. O bana anne diyor. İstersen sonuna kadar annesiyim. Ben isterim. Allah razı olsun. Oradan kendisi geldi. Bizim haberimiz yok. Kendisi geldi. Bu köyde durur musun dedim. Duracağım dedi. Durdu mu? Aha, duruyor. Ne kaç gündür yanınızda? 12-13 gün oldu. Yardımcı oluyor mu size? Oluyor. Benimle beraber yemek yapıyor. Başka? Ondan sonra zaten işimiz yok kızım. Yemeğimizi yapıp yiyoruz, sobanın orada oturuyoruz. O kadar. Bulaşık yıkamıyor mu yıkıyor? Evet. Çamaşırın da, bulaşığın da... Çamaşırında makine. Böyle çorabını giydiren kayınvalideyi de ilk kez görüyorum. Ne oldu da o kayınvalide o çorabı nasıl oldu giydirdin? Bana bunu sen söyler misin? Beni sevdiği için hocam. Beni sevdiği için beni giydiriyor. Ya yemeği de o önüne getiriyormuş. Sen bak yemeği de bana götürecek bana yedirecek. O kadar yani. Evet. Ne yaptın kadını 13 günde böyle etkiledi? Bilmiyorum. Tövbe yarabbim buyurun. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Anayasal güvence altında olan aile kurumunu ben istemedim bitti deyip bir kenara atamazsınız. Anlıyor öncelikle boşanman lazım. Lütfen buna herkes dikkat etsin. Hocam ben her şeyim bitti zaten o gün benim bittiyse elimden çıktı. Bittiyse mahkemede imza atmadan bitmez. Tuncan biraz onu anlamakta zorlanıyor da. Veda'cığım bak tatlım benim. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sen hala bak bunu kabul etmeyebilirsin. Ama ben hukuki bir şeyi bir kez daha anlıyorsun değil mi beni? Anlıyorum seni hocam. Yani çok anlatabilsem, Kürtçe'yi çok iyi konuşsam sana Kürtçe anlatacağım. Ama beni Türkçe'de gayet iyi anlıyorsun.
Değil mi? Anlıyorum, anlıyorum. Fındıkçı değil mi? Anlıyorsun. Evet, evet. Anlıyorsun değil mi diye sordum. Anlıyorsun yani. Evet, evet. Dolayısıyla o diyor, yani şu anda siz hala karı kocasınız. Hayır, bitti. Boşan istediğin insanla evlen. Bitti, bitti. Onun her şey bitti. Kendi ya bitmedi, bitmedi. Daha boşan dedi. Hayır hocam, kendi rızanla bana diyor ki. Dur hocam. Ne? Hocam, kendi rızanla bana diyor ki 1, 2, 3, 4, 3, bitti diyor. Nasıl her şey ya? Bitti. Resim yırttı. Sen öyle mi bitti. Ne diyorsun sen ya? Bilmiyorum kendi vallahi. Dedi, kendi dedi. Ya özür dilerim ama bu kafaya nasıl geliyorsunuz? Ben o kafaya gelmek istiyorum. Bir araya gittim ya. Hayır. Allah.